Yeni bir haftalık vlogtan selamlar. Bugün çok uzun zamandır beklediğim akvaryum sonunda geliyor. O yüzden bu kısmı boşalttık. Daha önce bahsetmiştim sanırım. Instagram'dan bahsettim de buradan bahsettiğimi hatırlamıyorum. 1,5 metrelik bir akvaryum gelecek. Yani şöyle falan durur diye düşünüyorum ama duruma göre şunu kaldırıp buraya da yaklaştırabilirim. Ona daha geldikten sonra karar vereceğim. Akvaryumun siparişini vereli neredeyse 2 ay olmuştu. Yani 2 aya yakın zamandır bekliyorum. Sonunda yoldalar. Birazdan gideceğim, onları karşılayacağım. Sonra nasıl taşıyacağız buraya bilmiyorum. Camları 150 kilo, dolabı da 150 kilo vardır. Belki daha fazladır, demir profilli falan dolap. Harun, o kadar spor yapıyorsun ya. Biz mi taşıyacağız? Evet. Niye? Benim fıtığım var. Ben çekerim sen taşırken. Spor yaparken fıtığın yok. Ben dedim adamlara, dedim Harun var, dedim spor yapıyor dedim. Dedim taşır, ne olacak dedim 150 kilodan. Aha. Bence tek başına şöyle alırsın sen. Bir şey diyeceğim. Hatta asansöre bile gerek yok, bence merdivenden çıkarırsın. Çok önemli bir konu var şimdi. Heh. Bu elektrik faturasına kaç para yansır her ay? Ne kadar yansırsa sen ödeyeceksin nasıl olsa, benim için. İşte ben ondan sordum zaten de. Gidelim aşağı, aşağıda bekleyelim. Hadi gidelim. Evet, şu anda akvaryumu teslim aldım. Düşündüğümden biraz daha uzun sürdü. Şu an gecenin ikisi. Çünkü Ankara-Bursa yolunda birkaç tane kaza varmış. Teslimat için kamyonet gelene kadar gece yarısı oldu. Buraya çıkartması da bayağı sürdü. Beta Market'in çalışanlarına da teşekkür ederim. Bu saate kadar uğraştılar ve gerçekten kolay çıkmadı buraya. Akvaryumun işçiliğine bayıldım bu arada. 15 mm camdan yapıldı bu yani. Camların kalınlığı 1,5 cm. Ultra clear cam diye geçiyor bunlar. Yani ışığı geçirme oranı %93 mü? Öyle bir şey. Zaten bu özellikle cam istediğim için yapımı bu kadar uzun sürdü. Yani akvaryumu araştırırken herhalde bir 20 yerden falan fiyat aldım. Çoğu yer 15 mm cam barındırmıyor ya da yapmıyorlar. 10 mm'de kurtarır onu abi falan modundalar böyle. Bunu Ankara'da Aksan Akvaryum diye bir yer yaptı. Hatta şeyleri de onlar yaptı. Dolabı da onlar yaptı ve dolabın işçiliği de çok güzel. Şöyle 3 tane kapağımız var. İçi de fazlasıyla ferah. Yani buraya bir filtre, gerekirse ikinci filtre, karbondioksit tüpü, hatta belki şu sol tarafa böyle üçlü çekmece falan yaptırabilirim. Ona rağmen yer kalır. Öyle bir şey. Şu profilleri falan da göster Harun. Dolap nasıl duruyor sence Harun? Bence çok şık duruyor ya. Ben bayağı beğendim. Arka tarafına da buzlu cam filmi çektirdim bu arada. Yani bunu kendim de yapabilirdim ve kullanmak istediğim konusunda emin değilim. Fakat bunu yerinden oynatması falan bayağı dert. Ağır olduğu için. Hani hazır yapılıyorken bu da yapılsın dedim. Sonra kullanmak istemezsem zaten kolayca sökerim. Bayağı bir kayan var. Bunlar Frodo Stone diye geçiyor ve dokuları falan gerçekten çok güzel. Ve bayağı ağırlar. Yani şöyle şurada ne kadar ağır gözüküyorlar bilmiyorum ama tartalım mı? Hadi. Kaç kilodur sence bu? 8. 9. Gayet yakın. Yani burada toplam kaç kilo vardır bilmiyorum ama herhalde bir 150-200 vardır bu 9 kilo olduğuna göre. Kayaları ve dalları Creoco'ya hediye etti bu arada. Onlara da teşekkür ederim buradan. Hatta bitkileri falan da onlar yollayacakmış daha sonra. Bitki aşamasına geçmemize daha biraz var ama. Ne kadar var şimdi abi? Açıkla biraz ya. Ben hiç bilmiyorum mesela. Şimdi ilk önce hardscape denen şeyi yapacağım. Hardscape Türkçe. Dediğin şey. Türkçe konuşalım. Hardscape dediğiniz şey canlı olmayan şeyler aslında. Toprak, kum, dallar, kayalar vesaire. Onlarla ilk önce bir dekorasyonu belirliyorsunuz ve ben dekorasyon aşamasına en az 3 gün ayırmayı düşünüyorum. Tasarımı kafamda oturtup uyguladıktan sonra da bitki kısmına geçeceğiz. Bitkileri bir günde ekerim diye düşünüyorum. Çok uzun sürmez bence. Belki şeyler falan, mosslar falan uğraştırır. Onları çünkü böyle iple sarmak falan gerekiyor bunlara. Moss dediğimde yosun çeşidi Harun. Biliyorum onu. Tamam. Tuğkan abimden biliyorum. Doğru, o hep kullanıyor. Evet. Ama o şeyi kullanıyor. Gerçekten yosun kullanıyor. Benim dediğim yosunun, yani ismi yosun ama biraz daha farklılar böyle bitki gibi. Ya ucuzunu kullanıyor yani. Ya işte Tuğkan öyle o biraz. Evet ya. Biliyorsun, yapacak bir şey yok. Onun dışında armatürümüz daha yapılıyor. Daha fabrikadaymış. Armatürü tavana mı asarım? Yoksa şuradan şöyle iki tane profille mi asarım bilmiyorum. Şu an eksik kalan dediğim gibi bir armatür gelecek. Ne zaman üretimden çıkacak bilmiyorum. Bu akvaryum yüksek olduğu için özel lensli falan yapılması gerekiyor. Onun dışında sadece ıvır zıvırlar kaldı yani. Neredeyse hazırız. Bu boyut bitkili akvaryum için neredeyse bir çılgınlık bu arada, onu da söyleyeyim. Dünya çapında bu bitkili akvaryum yarışmalarına katılanlar falan genelde 120 santimlik akvaryumla katılıyorlar. Şimdi diyebilirsiniz ki 120'den 150'ye çıkıyor, ne olacak, şöyle şu kadarcık bir şey artıyor. 120 santimlik yani 120P diye geçen akvaryumlar 270 litre, bu 540 litre. Niye öyle, Harun şey kafası var? Basmadı şu an. Bizimki daha mı geniş? Hem daha büyük, hem daha geniş, hem daha yüksek. Ya atacağız iki tane Japon balığı işte, yüzecek. Öyle olur mu ya? Ben
akvaryumun içine 200 tane falan tetra koyacağım. Ağaçlar çok güzel. Bunu böyle suyla dolduralım. Ben yarın gidip alayım Japon balığı. Ha, hiç tane. Tasarım falan yapmıyorum değil mi? Kum da koymayayım. Bak güzel duruyor ama ha. Böyle de güzel. Güzel duruyor. Onlar yetecek mi emin değilim bu arada. Daha fazlası gerekebilir. Neyse. Onları şey kısmına geçince, tasarım kısmına geçince düşüneceğim. Bugünlük bu kadar. Benim uyku vaktim geldi de geçiyor. Yarın görüşürüz. Evet, yeni bir gündeyiz ve bugün bir hidrolik cyborg eli yapacağım. İnternette gezinirken böyle bir tane ürün gördüm. Maket gibi bir şey bu arada fakat gerçekten hidrolik sistemlerle çalışıyor. Galiba Alman malı. Bazı kısımları Almanca yazıyor, bazı kısımları İngilizce yazıyor falan. Hatta şeyi bile öyle yazmışlar. Hydraulic hand yazıyor mesela. Bu kısım bence Almanca, kalanı İngilizce. Böyle değişik. Şimdi yapım aşamasına geçmeden önce sizlere bu videonun sponsoru Google'ın Oyun ve Uygulama Akademisi'nden bahsetmek istiyorum. 2021 yılında hayata geçirilen Oyun ve Uygulama Akademisi'ne katıldığınızda geçen yıl olduğu gibi alanlarında uzman eğitmen kadrosu tarafından hazırlanan Flutter ile uygulama geliştirme, Unity ile oyun geliştirme ve oyun tasarımı gibi oyun ve uygulama geliştirme eğitimlerine ücretsiz erişme imkanının yanı sıra Coursera'da yer alan uluslararası geçerliliği olan Google Proje Yönetimi sertifikası sahibi oluyorsunuz. Ayrıca sektörün önde gelen isimleriyle tanışma fırsatı sunan kariyer etkinlikleri ve ilham buluşmalarının yanında akademide eğitimini başarıyla tamamlayan ilk 3 takım San Francisco'ya gidiyor ve San Francisco'daki startuplarla tanışıyorlar. Akademi okuduğunuz veya mezun olduğunuz bölümden bağımsız olarak 18 ile 29 yaş arası herkesin başvurusuna açık. Amacı 18-29 yaş arası gençlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve teknoloji odağındaki girişimlerin çoğalmasına katkı sağlamak. İlk dönemde katılımcılar 400 saatten fazla eğitime ve 120 saatten fazla online buluşmaya katılmış. Eğitimlerini tamamlayan bursiyerler mezuniyet bootcampinde takımlar halinde yarışarak oyun ve uygulama alanında 260'tan fazla proje geliştirmişler. Google Türkiye Oyun ve Uygulama Akademisi %50'si kadınlardan oluşan tam 2000 bursiyere bu eğitimleri ücretsiz bir şekilde verecek. Akademiye katılmak isteyen herkes 16 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar oyunveuygulamaakademisi.com üzerinden başvuru yapabilirler. Linki açıklama bölümüne de bırakıyor olacağım. Google Türkiye ekibine gençlerimize böyle bir fırsat sunduğu için ve bu videoya sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, projemiz şu anda tamam. Kısaca bir göstermek istiyorum size. Toplamda 8 tane pistonumuz var. Mesela ben buradan parmağımla bir tanesini hareket ettirdiğimde buradaki pistonun içindeki su ittirilerek buradaki pistona gidiyor. Ve su buraya dolduğu için şuradaki parmak hareket ediyor. Yani basit bir hidrolik sistem özetle. Onun dışında şuradaki görmüş olduğunuz dişli sistemiyle parmakların açısını ayarlayabiliyoruz. Şu sağdaki ve soldaki parmağın açılarını ekstra şöyle yatay olarak ayarlayabiliyoruz. Tutmak istediğiniz şeye göre bir iş yapabilir. Baş parmağın açısını ayarlayabiliyoruz. Tabii ki bunların hepsi manuel. Ve son olarak şuradaki sistemlerle de aslında avucunuzun içinin yerini ayarlıyorsunuz. Şurada işte böyle sıkıştırma sistemleri vesaire var. Baş parmağınız da burada bu arada. Baş parmağı şöyle birazcık garip bir açıyla kontrol etmeniz gerekiyor.
Ama bütün fonksiyonlarını rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Şimdi acaba bunu neyle denesek Harun? Kayayla deneyelim abi. Kaya taşımaz ya. Şu şeyi yapıştırıcıyı versene bir. Küçük bir şeyle başlayalım. Normalden daha çok zorlandım. Normal yani. Daha çok zorlanmak için yapılmış bir şey gibi duruyor. Ya fena tutmuyor bu arada. Şeyler var. Parmakların ucunda şöyle kaymasın diye minik sünger gibi şeyler var. O yüzden böyle garip açılarla tutsanız bile şey hissettirmiyor. Hani böyle düşecekmiş gibi hissettirmiyor. Günlük bir şeyler yapmaya çalışacağım. Mesela televizyondan bir dizi açmak istedim. Onu var ya, yap, helal olsun yani. İki tane olsa yapardım. İki bir tane olsa da yapamazdın abi. Yapardım. Dur lan şeyi kullanabilirim. Hava masunu. Oo, destek alıyorsun abi. Ya normalde iki elin yok mu senin? Olsun. Tamam. Air mouse'u aktif ettim ama nasıl seçeceğim? Nasıl seçeceksin? Hadi düşün. Dinlediğin şarkılar da muhteşemmiş Harun. Dur buldum. Lan dön. İzlemek için bazı içerikler önereceğim. Dur daha konuşmadım ya. YouTube anahtar kelimesi için bu daha konuşma videosu bulundu. Harun'un... Lan ben dinlemedim bunu. Full bass boosted, kalbim tatilde. İsmail YK. YouTube anahtar kelimesi için İsmail YK videosu bulundu. Açtım işte, gördün mü? Yani şarkı aç. Telif yeriz diye açmıyorum, yoksa açabilirim. Bundan telif yersem çok üzülürüm. Bak normalde 5 saniyelik işi 5 dakikada falan yaptın. Sen cyborg olmak kolay mı sanıyorsun? Diyelim ki süt içmek istedim. O sütü inşallah dökmezsin canım. O oluyor. Çok garip gözüküyor lan. Mümkün. Çok garip gözüküyor. Burayı kes. Ha keserim hani. Gel bir tokalaşalım. Selam canım, ne haber? Selam. Abi çok garip hissettiriyor lan bu. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Gel bir dek kreşe. Gel o koyunu 900'e bırak. Ne? 900'e bırak koyunu. Yok bırakma. Hadi. Lan 900'e koyun mu kaldı? Yani tatlı bir proje. Hidrolik sistemlerini öğrenmek için falan kullanılabilir bence. Bir işlev olmasını da beklemiyordum açıkçası yapmaya başlarken. Yani sadece eğlence için yaptım. O yüzden bence okey. Yapım aşaması da 3 saat falan sürdü bu arada. 3 saatte böyle lay lay bir şekilde 3 saat. Hani kahve molası falan verdim öyle. Yoksa zorlasanız 2 saatte falan biter. Neyse bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Dur. Cyborg. Cyborg. Yeni bir günden selamlar. Arada bir gün atladık, onu peşinden söyleyeyim. Çünkü sonra bazılarınız geliyor bana diyor ki bir hafta 4 günden mi oluşuyor? Niye 4 gün yaptın? Niye 3 gün yaptın falan diyor. Biz de tatil yapalım arada değil mi abi? Yok ama işte öyle bakmıyorlar. 7 gün istiyorlar mesela. Nereye kurgulanacak, nereye yayınlanacak? Falan filan. Neyse dün Kemal geldi, toplu paket açılışı yaptık. Toplu paket açılışından çok toplu eğlence açılışı, toplu goy goy açılışı, o videonun başlığını her şeye koyabilirim. Çok garip bir video oldu. Pop Machine diyorum, Pop Machine ne ya? Bayağı sis atacağım ha artık. Baba bu nasıl bir video oldu gözünü seveyim bak bak. Allah aşkına evin bir haline bak ya. Ben galiba bayılacağım bu arada. Ben bir kötü hissetmeye de başladım. Şu an baskın yesek ne anlatacaksın acaba? Oğlum bir öksürtüyor ama ha. Konumuz neydi abi? Konuyu anlatmadık, her şeyi anlattık ya. Bugün arkadaşlar pasta yapıyoruz. Deneysel yeni bir mutfak bölümündeyiz. Ben pasta yapacağım. Tabii ki bu normal bir pasta olmayacak. Harun'un ağzı sulanacak ama sonra beğenmeyecek. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Öyle mi? İnşallah öyle olmaz. Bugün bir cheesecake yapacağım. Ama dediğim gibi normal bir cheesecake olmayacak çünkü ben yapıyorum. Normal cheesecake'i dışarıdan alırdım, 100 liraya yerdim. Burada bir cheesecake yapacağız diye 500 lira harcadık saçma sapan. Yalnız blender'a şey yapmazsan çok. Ha, Harun blender almış. 6-7 ayda eve ilk defa iki şey aldı. Birisi blender, bir de tartı almış. Çok basmasana şuna. Git benim evden benim blender'ı getir Harun. Neyse, ben o sırada devam edeyim. Kalıbımızı bir yağlıyoruz. Bak şimdi gerçek blender nasıl oluyor. İddiasına varım, bu da yapamayacak. Ne yine? Sen kazanırsan sana bir tane daha blender alırım düzgün. Ben kazanırsam iPhone 14 Pro Max 512 GB alırsın. Kabul. Kabul lan. Hazırladın mı 50 bin lirayı? Hazır hadi. Bisküvide sıkıntı var. Ne oldu şimdi benim yeni blenderım mı oldu? Söz
Bundan da iyi alacaksın ama. Bisküvilerde sıkıntı var, bisküviler. Beni hiç ilgilendirmiyor. Biz iddiaya girdik. Ona tamam geçeceğim. Ben sana alacağım, sıkıntı yok. Tamam. Bir blenderımı kıskanacağım ya kardeşim. Ya da 14 Pro Max alabilirsin bana da. Bak oldu. Hazırla telefonumu. Bu evdeki mutfak eşyalarının niye hepsi öğrenci evi standartlarında Harun? Bana aldığın bulaşık makinesi dandikmiş. Bu zaten bulaşık makinesinde yıkanmaz. Telleyeceğim bunu. O zaman içi çizilir. Yani demiri çizilse ne olacak? Ben tellemem. Ben atarım makineye, yıkasın. Boşuna mı para ver? Temizle. Lazım bu. Galiba ikinci paketi koymamam lazımdı. Aman birazı da şey oluversin. Senin yaptığın iş zaten bu kadar olur. Çok da abartmaya gerek yok. Ne oldu abi ya? Neyse şimdi iki paket tam buğdaylı bisküvimizin içine 125 gram tereyağı koyacağız. O sırada şu büyük taneleri yok edeyim ben. Yandı yandı, tereyağı yandı. Lan yanar mı 10 saniyede? Sen tencereyi ıslak bırakmışsın, su pokur diyor. Fark ettiysen ne yaşarsak yaşayalım suçlusu sensin. Evet ama yeni blenderımı bekliyorum. Al bu burada kalsın. Hayır bir dakika. O niye bana kalıyor? Gideceksin kendine daha iyisini alacaksın. Bana daha iyisini alacaksın. Öyle anlaştık, kusura bakma. Bak ben 50 bin liralık riske girdim. Ama alacaksın yani. Oldu bir kere. Olmadı mı? Oldu arkadaşlar, oldu. Zaten en başta konuşmamız gereken şey şu. Sen niye yeni blender aldın? Çünkü benim buraya aldığım blenderı yaktın. Çünkü dandik blender almışsın. Hiç de dandik almışsın. Sadece pembeydi, o kadar yani. Onun dışında hiçbir şeyi garip değildi. Olacak mı? Olmayacak. İddiaya girelim mi? Olmazsa sana yağlı kağıt alırım. Olursa sen bana 150 inç ekran alırsın. Kabul. Hadi ayarla 1 milyon lira. Hadi. Tamam. Bunları böyle bir eziyoruz. Amaç birazcık sıkı ve düz olmaları. Şimdi bunu dolapta bir soğumaya bırakacağım. Soğutmasanız da olur ama. Ve o sırada kremayı hazırlamaya başlayacağım. 3 tane yumurta. Organik gezen köy tavuğu yumurtası. Gezmesi çok önemli. 600 gram labne peyniri. 1 paket krema. Bence bu bizim kalıp için çok olacak ama nasıl halledeceğiz? Az koyarız. Bir su bardağı toz şeker, bir tane vanilya, bir kaşık nişasta, içine biraz limon sıkıyoruz ve sonra karıştıracağız. Şimdi yine Harun'un düzgün yıkamadığı fırın tepsisini buraya alıyoruz. Şöyle bir alüminyum folyoyla alt kısmını saracağız bunun. Buraya biraz su dolduracağız. Alüminyum folyoyu sarmamızın sebebi de su aslında. Suyu içine çekmesin diye. Sonra kremamızı doldurmaya başlıyoruz. Şimdi fırın ısınsın diye bekleyeceğim. 25 dakika 180 derecede, 25 dakikada 150 derecede bunu pişireceğiz. Evet, kek pişti. Şu anda 1 saat kadar sıcak fırının içinde kalması gerekiyor. Yani en sonunda böyle yavaş yavaş ısı düşerken pişiyor. O sırada meyveleri hazırlayalım. Ben çocukluğumdan beri mandalina'nın şu dışındaki şeyi yemiyorum bu arada. Poşet mi denir artık, ne denir ona bilmiyorum. Şu şeffaf tabakayı. Onu böyle ayırıyorum. Şöyle ortasından bıçakla bir çizik atıp şöyle içini açıp öyle yiyorum. Şimdi geldik agar agar kısmına. Biliyorsunuz tariflerimde agar agar kullanmadan, yani yosun kullanmadan rahat edemiyorum. Bir de bu sefer gittim şekilli tencere aldım. Ta Çinlerden. Yarım litreye 7 gram agar agar koyuyorduk. 14. 14. Ya tartı kafayı yedi. Bence bu kadar çok koymuyorduk.
Şu anda 8 gram gözüküyor. Ama çok koyarsam da şeffaf olmaz. Bir tane daha koy ya. Ya bak rengi çok koyu olursa boşuna şey yapmış olacağım. Ya bu samimi bir kanal burası ya. Ya agar agarın olup olmamasıyla samimiyetin ne alakası var ya? Çok alakası var. Arkadaşlar olmazsa olmaz yani, bu kadar basit. Bu burada çözünürken bence hafiften dekorasyona geçebiliriz. Şimdi dua edelim karışmasınlar. Muhteşem. Agar agara birazcık şeker eklemeye karar verdim bu arada. Yeter yeter. Sadece hafif bir tat versin diye. Biliyorsun çok şeker de zararlı abi. Şimdi dua edelim. Bunu dökerken buraya bu narlar yüzmeye başlamasın. Başlamadı. Tam geldi ha. Yani çok az fazlası var da bir şey olmaz. Aa! Ney? Hepsi yüzüyor şu an. Muzlar tavana çıktı. Dedim ben sana sarı için limon kullanalım diye. Şu an muzlar problem. Narlar uçmasın diye şey yapıyordum. Bir tek narlar yerinde duruyor. Değil mi? O zaman azıcık katılaşmasını bekleyip sonra bastıracağım içine tekrar. Ya da oluruna bırakacağım. Olan olacak. Bilmiyorum. Bugün yiyemeyeceğimiz kesin ama bunu. Neyse şimdi bunun bütün gece buzdolabında beklemesi gerekiyor. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Bugün pastamızı deneyerek başlıyoruz ve donduktan sonra hiç beklediğim gibi olmadı gibi duruyor şu an. Hiç emin değilim. Niye bu kadar beyazlamış? Sana bu kadar çok agar agar koymayalım dedim Harun. Ben sana dedim ki agar agar koyalım. Ölçüye uygun yapalım dedim. Tamam, sen ben de az ki, koyalım dedim. Evet, o yüzden oldu öyle işte. Çok koysam böyle olmazdı. Ya belki kabı çıkartınca çok havalı olur. Şimdi şey yapmayalım. Ön yargı yapmayalım. Fena durmuyor gibi. Sadece muzların olduğu kısım çok kötü. Muzlar bildiğin kararmış. Normalde bunun içinde kararmaması lazımdı bence. Mandalina kısmı bayağı tatlı duruyor. Nar kısmı da bayağı tatlı duruyor. Harun niye öyle bakıyorsun? Durmuyor mu? Ya güzel de şeffaf olmamış. İşte senin yüzünden o. Tadına ilk sen bakıyorsun değil mi? Niye ilk ben bakayım? Çünkü çok güzel oldu bence. Ya bu arada bence tadı güzeldir. Altının iyi olduğuna eminim ama üstü konusunda emin değilim. Bir dakika, tabakta kesemedim. Hangisinden yemek istiyorsun söyle. 4 çeşit pasta yaptım sana. Muzlu. Şu an en çirkin gözüken şey muzlar biliyorsun değil mi? Ama o hissiyat bak gıcık gıcık. Şu an bir deniz anası sesi geliyor. Böyle. Evet. Deniz anasını löpletirsin ya. Ben de şöyle muz ve narın karışımına, gerçi onda da karışmış ya. Özendi ya. Getir bir çatal. 2 tane getir. Altını beğeneceğime eminim. O yüzden bir altından başlayacağım ben. Altı bildiğiniz cheesecake zaten. Ben de üstünden başlıyorum. Farklılık olsun. Alt kızım muhteşem bu arada. Yok abi. Bu ne ya? Allah aşkına bir kere doğru düzgün bir şey yaptığını göreyim ya. O kadar mı kötü? Bak tadı kötü değil. Peki. Ağzın deniz anası olması kötü yani, anladın mı? Öyle iğrenç bir hissiyatı var. Çok kötü hissettiriyor. Değil mi? Evet. Neyse alt kısmını yiyeceğiz komple. Alt kısmı yenir ya. Elime sağlık, alt kısmı süper olmuş. Böyle mi avutuyorsun kendini? 6 saat uğraştım Harun. Bana ne? Bunu koy şimdi Gordon Ramsay'nin önüne. Der ki, what is this der, what is this yani. Gordon bro, what can I do sometimes? Disgusting, trash da trash. Sen bir konuşmayı öğren. Kaşına ne yaptın? Oğlum ne gülüyorsun lan? Kaşına ne yaptın? Kavga ettim dün. Beni ittirdi, yere düştüm. Kaşımı çizdirdim biraz. O sırada tam yere düşerken böyle makas gelmiş kaşına, tamam mı? Evet makas. Şöyle. Öyle oluyor. Neyse biz bunları alalım. Sıradaki konumuzla devam edelim. Şimdi bugün ikinci konumuz bir toplu paket açılışı. Masaya sığdırmakta birazcık zorlanacağımız için yerde yapalım dedim bunu. Çok fazla ürünümüz yok fakat hacmen büyükler. Keşke uygun bir çorap giyseydim. Şimdi herkes çoraplarıma laf edecek. Hemen şuradan başlayalım.
Burada bir tane robot farem var. Bunun adı gerçekten robot fare bu arada. Ve tek bir amaç için üretilmiş, o da labirentleri çözmek. Ben de düşündüm ve dedim ki bir tane robot farem olsa, bu katı böyle komple labirente çevirsem, sonra içine hem bunu hem Hüsnü'yü, Asiye'yi ve Fikri'yi salsam, acaba kim kazanır? Benim oğlum kesin kazanır Hüsnü. %100. Fikri'den umutluyum. Bence Hüsnü bu arada hiçbir şey yapmayabilir böyle. Bırakırız orada böyle uyur. Fikri olabilir bu arada. Fikri büyük ihtimalle oraya saldığımız anda panikle böyle şey yapmaya çalışacak. Olabilir. Çıkmaya çalışacak. Sonra... Burada bir sürü fişim var. Bir tane şöyle standart olanlardan, diğerleri ise yassı olanlardan. Bu yassı olanları ben bayağı kullanıyorum. Bunların olayı şey bu arada, duvara yakın bir prize koyduğunuzda... Mesela normal bunlar böyle dışarı doğru çıkıntı yapıyor ya. Bu neredeyse hiç çıkıntı yapmıyor ve kablo da aşağıdan gidiyor. O yüzden kanepe arkası olsun, dolap arkası olsun o tarz yerlerde bayağı hayat kurtarıyor yani. Sonra... Burada Almanya'dan bir tane paketim var. Akvaryumun karbondioksit tüpü için regülatör ve solenoid var. Bunu zamanlayıcılı bir prize bağlıyorsunuz işte. Şu saatler arasında karbondioksit versin falan diye ayarlıyorsunuz. Bunu Almanya'dan aldım çünkü Türkiye'de bu versiyonlarını bulamadım. Türkiye'de eski nesilleri var. Bu yeni nesli yoktu. Yani arada çok büyük bir fark var mıdır bilmiyorum. Fakat olmuşken yenisi olsun dedim. Fiyatları aynıydı zaten. Şöyle bunun bu kısmını tüpe bağlıyorsunuz. Buradan basınç ayarını falan yapıyorsunuz işte ne kadar gaz çıkacak diye. Bunu akvaryum videosunda ben detaylı anlatayım. Çok uzun oldu bu video için. Sonra... Burada bir tane 8'li prizim var. Bu da akvaryum dolabı için. İçine bağlayacağım her şey tek bir yerde bağlı olsun diye. Akvaryum balıkları için yem. Her şey akvaryumla ilgili değil. Bir kısmı olabilir. Zaten bunların ne olduğu belli. Akvaryum için bir tane cımbız. Belki de her şey akvaryumla ilgilidir abi. Bilgisayarı akvaryuma mı kuruyorsun? Yok o ayrı. Onu saymazsak... Akvaryum hortumu için vantuz. Bak, akvaryum şey. İçin hortum. Ya bahçe için falan deyip kıvıracaktım. Niye öyle yaptın? Bahçe için. Ama akvaryum suyunu boşaltmak için evet. Akvaryum balıkları giysin diye eşofman. Yok bunu kendim aldım. Şöyle hardal rengi mi denir buna, sarı mı denir bilmiyorum. Çok büyük sana o ya. Hiç bol değil, hiç de büyük değil. Gayet güzel, tam benlik. Şimdi gelelim yeni bilgisayarın parçalarına. Hani Harun odasını yaparken, mağazayı gezerken bir tane kasa beğenmiştim ben. Demiştim ki bu kasadan ben toplarım, çok hoşuma gitti demiştim. Bu arada bu kasa muhteşem gözüküyormuş. Ben bundan da alayım. Yani bu burada satılmıyor ama dışarıdan alırım ben bundan da. İşte. Vay be. Abim sözünü tutar be. Her zaman. Helal olsun. Bana da blender alacak zaten. Öyle bir şey mi demiş? Kesmedik mi o kısmı ya? Yok kesmedik. O bilgisayar kasasını gördükten sonra Asus Türkiye'ye dedim ki ben bu kasadan toplamak istiyorum. Onlar dediler ki tabii ki toplarız ama yeni nesil işlemciler çıksın onu bekleyelim dediler. Şimdi yeni Ryzen işlemcilerle birlikte Asus sağ olsun bunları yolladı bana ve Micro ITX olmasına rağmen bence çok havalı bir şey çıkacak ortaya. Bunu neresi için topluyorsun abi? Yayın bilgisayarı. Yayınlara başlayacağım. Ulan geçen gün yayın açmayacağım dedin. Hayır ihtiyacım olsa da olmasa da bir yıl içinde açabilirim dedim. Şimdi bu bilgisayarda beklentim çok güçlü olması değil ama iyi olması. Öncelikle burada Ryzen 2 240'lık bir sıvı soğutman var. Bu sıvı soğutmanın özelliği şu kısmında bir LCD ekran olması. OLED bile olabilir emin değilim. LCD diye hatırlıyorum ama. Yani mesela Harun'un bir fotoğrafını buraya koyabilirim. Anime kızı dans etsin istiyorsam buraya onu koyabilirim falan. İstediğimi koyabiliyorum buraya. Ekran kartımız RTX 3070 modeli. Kasa çok küçük olacağı için içine 3080, 3090 işte şimdi 4000 çıktı. 4000'leri falan koyma şansım yok. Hani 3070 Ti belki ucu ucuna kurtarır ama kasayı boğmamak için bence 3060 ya da 3070 sınır gibi bir şey. Bu senin ekran kartından iyi miydi abi? Değil tabii ki. Değil mi? Emin misin? Değil canım. Emin misin? Değil abi. 2080 Ti'den iyi değil mi bu? Değildir yani o kadar da değil. ROG'nin RTX serisi her zamanki gibi havalı, kaslı, heybetli, süper gözüküyor. Bu arada 3090'la falan aynı bu. Benim ekran kartım biraz minik. Sığmaz o kasaya yani seninki. Sağır o sığacak şekilde hesapladım ben. Senin ekran kartın daha iyiyse benimki ne istiyorsun? Benimki daha iyi işte gel takaslayalım. Ya. Bu arada ROG'nin 4090'ını gördün mü? Çok değişik bir tasarım yapmışlar, çok havalı duruyor. Ama gelmesine daha bir aydan fazla varmış. SUV serisi gelmiş ama ROG'yi bekleyeceğim ben. Güç kaynağı olarak yine ROG'nin Thor 850 Watt'lık modeli var. Benim bilgisayarımda bunun 1200 Watt'lığı var. Bunda o kadar güçlüsüne ihtiyacımız yok tabii ki. Hatta 850 bile fazla olabilir de. Bu piyasadaki en iyi güç kaynaklarından bir tanesi özetle.
Bu güç kaynağının en önemli olayı şuradaki ekranı, kasanın ne kadar elektrik harcadığını gösteriyor burada. Kaç watt elektrik tükettiğini. Tabii ki RGB aydınlatması falan var. Modüler bir formda ve platinyum olduğu için zaten çok iyi. RAM olarak Kingston'ın Fury serisinden DDR5 6000 MHz'lik RAM'lerim var. 16+16 yani toplam 32 GB. AMD Expo desteği vesaire de bulunuyor. Yani şu an piyasada alabileceğiniz en iyi RAM'lerden bir tanesi, hatta en iyisi bile olabilir. Şimdi SSD'leri kes. ROG SSD çıkartmış. Video çekmek için mi açıyorsun bunları, yoksa bana gıybet yapmak için mi? Ben de o RAM'lerden istiyorum. Senin anakartın desteklemiyor ki onları. O anakarttan da istiyorum. Ya ne yapacağım, küçücük anakart bu. Harun kasası bu kadar. İçine bunu mu koyacağım? Bunları ilk defa kullanma fırsatım olacak bu arada. 2 tane 1TB'lık PCI Express 4.0 Gen 4x4. Bu 4'ün de bir yenisi. Çok güzellermiş. Çok güzeller. 7000 MB saniye okuma hızı sunuyor. Sonra burada mini ITX olmasına rağmen çok özel bir anakartım var. Hiç bu kadar küçük anakart gördün mü? Görmedim de o nasıl taşıyacak ekran kartını? Bak şurada gördün mü? Soğutucu da burayı komple kaplayacak. Yani şuradan böyle direkt soğutucu başlıyor. RAM'ler burada. 2 tane USB 4.0 çıkışı var bu arada. Çok güncel bir anakart bu. Hatta Türkiye'de ilk bende görmüş olabilirsiniz. Hepsi çok güzel abi. Güzel günlerde kullanırsın inşallah. Teşekkür ederim. Şu saçma sapan suratını görmüyorsunuz da şu an orada acındırıyor kendini ya. Ulan kullandığım bilgisayarda 16 çekirdek 2080 Ti falan var. Evet de daha iyisi varsa insan ne olur doyumsuz biliyorsun. Yayın yani, bilgisayarı diye topladığım bilgisayar benimkinden güçlü mü oluyor şimdi? Bir şey diyeyim mi? Bir tık ekran kartını saymazsak benimkinden de güçlü oluyor. Nasıl kardeşim, böyle iş mi olur ya? Bak. O ne ya? Bunu masanın üstüne koyuyorsun. Buradan BIOS bile resetleyebiliyorsun. Buradan böyle hemen sesli şey yapabiliyorsun falan. Buraya kulaklık bağlayabiliyorsun. Tip C port bağlayabiliyorsun. Hatta iki tane tip C, bir tane tip A bağlayabiliyorsun. Bu kablosuz çalışamayacağına göre tip C'lerin bir tanesini bilgisayara bağlıyor. Belki senin bilgisayarda çalışır abi. Duruma göre verebilirim sana bunu. Ver. İşlemci nerede Harun? İşlemciyi açtım geçen de. Instagram'dan şey attım da. Hadi bunu da bu paket açılışında açalım. AMD'nin yeni nesil Ryzen 7 7700X modeli bu. Az önce de dediğim gibi kasa küçük olacağı için en üst seviye parçaları koymak çok makul değil bunun için. Yani 7900 falan koyamam. O yüzden 7700X çok daha mantıklı olur diye düşündüm. Ryzen'in bu seneki orta sınıf işlemcilerinden bir tanesi olmasına rağmen bayağı iyi bu arada. Yani ben bir benchmarklarına falan baktım. Harun bilgisayarından çok daha iyi bir işlem gücü var mesela. Galiba bir güzellikle karşılaşacağız. Paketleme bir diyor ki ben havalıyım. Kablolar, hard disk falan takmak isterseniz onlar için bıdı bıdılar. Ve aylardır beklediğim o muhteşem tasarıma sahip kasa. Bu arada ben bu kasanın tasarımına bayılıyorum. Anlamsız hoşuma gidiyor. Ön kısmı da cam, yan kısmı da cam. Tabii ki RGB'ler vesaire o tarz şeyler var. İsterseniz bu şekilde dikey kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de böyle yatay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bana dikey kullanmak daha mantıklı geliyor açıkçası. Bu arada gerçekten acayip yükselmiş durumdayım bu kasaya. Umarım çok güzel bir şey çıkacak. Zaten bir videoda yapacağım yani. Ya bir haftalık vlogda yaparım ya da ayrı inceleme kanalına video yaparım, bilmiyorum. Sonra gereksiz abarttığım başka bir şey. Bu bir su arıtma cihazı. Fakat normalde muhtemelen kimsenin böyle bir şeyi evde kullandığını görmezsiniz. Daha çok fabrikalar, binlerce işçi çalıştıran yerler gibi böyle en şey yerler için düşünülmüş bir su arıtma cihazı. Ben de sırf Harun için aldım sadece. Dedim ki Harun 2000 kişiye bedel. Hatta bu belki 4000 kişiye bile yeter. Abartma be. Abartmıyorum. Çünkü benim evde kullandığım su arıtma cihazını biliyorsun. O günlük böyle 200 litre falan arıtıyor. Evet. 24 saat çalışırsa. Bu günde 3700 litre arıtıyor. Kardeşim kaç para elektrik gelecek? Ya elektrikle ne alakası var su arıtmanın? Kardeşim kaç para gelecek? Söyle bak baştan. Kafayı yedirteceksin bana, her şeyi elektriğe bağlıyorsun. Suyla çalışıyor bu. Nasıl ya? Tam pompa da var da yani pompa o kadar çalışmaz. Galiba bu kutuyu yırtmam gerekecek benim ya. Şimdi bunun olayı kısaca şu. Akvaryuma ters osmoz diye geçen su arıtma cihazlarından almam gerekiyordu. Bu akvaryum 540 litre. Her su değişimi yaptığımda ortalama 200 litre falan su değiştireceğim. Hatta belki en başta daha fazla, bazen 300 litre falan değiştireceğim olacak. İki seçenek var. Ya bir tane küçük ucuz bir tane arıtma cihazı alıp yanına depo koyacaksınız. Ya da böyle çok abartılı bir şey alacaksınız. Deposuz direkt bunun içinden çıkan su içine dolacak. Normalde bu haliyle içme suyu vermiyordu bu arada bu. Fakat dedim ki madem bu kadar büyük bir şey alıyorum, kardeşim de buradan suyunu içebilsin. Bir tane de tatlandırıcı filtre eklettim. Şuradan çıkacak hortumla akvaryuma su vereceğiz. Buradan çıkacak hortumla da Harun damacanalarını falan doldurabilecek. Vay be ya, yine fedakar ya. Tabii ki muhteşem bir abiyim ben. Üste bir tane pompası var. 3 tane ana filtre, arkada 6 tane membran filtresi var falan filan. Bu kadar. Neyse. Bitirdik paket açılışını. Bu haftalık bu kadardı. Bayağı dolu dolu bir haftalık vlog oldu bence. Hem de bir gün eksik olmasına rağmen. Like atın, abone olun.
Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri genişletebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.